Nedim Şener Tunus'ta da demokrasiyi savunurken 15 Temmuz'u koruyabilecek miyiz? 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde 5 yıl önce kimler sokağa çıktıysa, Fethullahçı terör örgütüne karşı kimler direndiyse yine onlar sokaklarda, meydanlardaydı. 5 yıl önce kimler bankamatik, market, benzin istasyonları kuyruklarında, kimler kadeh kaldırıp darbeyi kutladıysa, kimler balkonlardan alkışladıysa onlar yine evlerindeydi. İki muhalefet partisi CHP ve İYİ Parti'nin halen görev yaptıkları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin darbeciler tarafından kapatılmasının önlendiği 15 Temmuz'un 5. yıl dönümündeki sıradan açıklamaları dikkatinizi çekmiştir. İYİ Partili'nin gerçek yüzü Sadece bu değil daha kötüleri de yaşanmaya başladı. Önceki yıllarda bazı örnekleri tek tek yaşansa da daha önce iki darbe, bir postmodern darbe, üç muhtıra görmüş Türkiye demokrasi tarihinde ilk kez halkın direnişiyle başarısız olan 15 Temmuz darbe girişimine karşı duranlara açıktan saldırılar yapılmaya başladı. İYİ Parti'nin Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı Twitter hesabından Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek için gelen FETÖ'cü General Semi Terzi'nin değil, onu vurduktan sonra şehit edilen Ömer Halis Demir'in darbeci olduğu ile ilgili gerçeklerle bağdaşmayan hatta alçakça bir mesaj paylaştı. Tepkiler üzerine silse de savcılık soruşturma açsa da o mesaj bir zihniyeti yansıtıyor. İfadesinde ne Semih Terzi ne de Ömer Halis Semir'i tanımadığını söylemiş, alçakça mesajını yalanla süslemiş. Bunlar 15 Temmuz darbesine karşı direnişi yıpratma, itibarsızlaştırma girişiminden başka bir şey değil. İYİ partiden yargılanacaksınız tehdide. Buna benzer bir olay Bilecik'te yaşandı. Bilecik Valiliği tarafından kurulan 15 Temmuz Planlama Komisyonu'nda belediyeyi temsilen bulunan İYİ Partili Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yapılacak olan anma töreninin programdan çıkartılmasını istedi, vatandaşları da tehdit etti. 30 kişiden oluşan komisyon üyeleri Gürses'in talebini reddetti. Bunun üzerine Ahmet Gürses, ileride hükümet değişirse Orada fotoğraf çektirenler yargılanır diyerek vatandaşı tehdit etti. 15 Temmuz kahramanına protesto. 15 Temmuz gecesi darbecilerin başına iki el ateş ederek öldü diye bıraktıkları ve halen başında mermiyle yaşayan eski terörle mücadele daire başkanı Turgut Aslan 5. yıl dönümü kapsamında Gölbaşı Belediye Meclis toplantısına davet edildi. Gazi Turgut Aslan'ın konuşması sırasında CHP'li meclis üyeleri salona girmedi. AK Partili meclis üyeleri Turgut Aslan'ı protesto ederek toplantıya katılmayan CHP'li üyeleri kınama açıklaması yaptılar. Turgut Aslan, yıllarını terörle mücadeleye vermiş, politik kimliği olmayan bir kamu görevlisiydi. Nitekim konuşmasında da o toplantıya katılan tüm meclis üyelerini şu sözlerle onur etmişti. Sizler sadece bu meclisin üyeleri değil, 15 Temmuz 2016 günü hain darbe kalkışmasında bu işçe sınırları içinde işgal edilen TRT binası ve TÜRKSAT binasıyla acımasızca uçaklarla bombalanan özel harekat binasına tereddüt etmeden koşarak giden ve çıplak elleriyle silahlı hainlere direnip gerek şehit gerek gazi olmayı göze alarak hainleri etkisiz hale getiren Kahraman Gölbaşı halkının birer temsilcisisiniz münferit değil zihniyet. 15 Temmuz gecesi ülkesi için canını ortaya koyan Turgut Aslan'ı dinleme zahmetine bile katılmayan CHP'li meclis üyeleri belli ki bu sözlere layık değiller. Tekrar etmek gerekirse bu tür olaylar münferit olmaktan çıkıyor. 15 Temmuz darbe girişimine ilk anda tiyatro, senaryo, kontrolü darbe diyen, sadece tepki çekmemek için şimdilik küçük adımlarla yetinen bir zihniyetin yansıması. Bu adımların üyesi oldukları parti yönetiminin zihniyetini de yansıttığını söylemek yanlış olmaz. Olsaydı bunu yapanlara en başta üyesi olduğu partilerin merkezlerinde yönetici konumunda olanlar tepki gösterirlerdi. Bu gelişmeler 15 Temmuz gibi yalnız Türk demokrasi tarihinde değil, dünyada eşi olmayan bir direnişe 251 şehide ve binlerce gazimize çok daha sıkı sahip çıkmak gerektiğini gösteriyor. 15 Temmuz'da FETÖ'cü darbecilere karşı mücadele verildi ve kazanıldı. Şimdi içeride 15 Temmuz'a saldıranlara karşı durma zamanı. Göreceksiniz bu tür olayların sayısı artacak. Tunus'ta bir darbe gerçekleşiyor ve halk iradesine ve demokrasiye saygısı olan herkesin buna karşı çıkması gerekiyor. Bizler Tunus'ta da halk iradesini yok sayan darbeye karşıyız. Ve bugün Tunus'ta 15 Temmuz'da Türkiye'nin direndiği gibi darbeye karşı çıkmalıyız diyenler var. Peki bizler Tunus'taki demokrasiyi savunurken Tunus'ta bile örnek gösterilen 15 Temmuz direnişimize sahip çıkabilecek miyiz? Cevabı ben vereyim: Şehitlerimizi ve kahramanlarımızı koruyamazsak 15 Temmuz'a sahip çıkamayız. Nedim Şener, Hilal Kaplan, İyi Parti'de 15 Temmuz alerjisi. İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşı, Semih Terzi'nin aksine asıl darbecinin Halis Demir olduğunu da biliyorsunuz değil mi diye bir tweet atmıştı. Gelen tepkiler üzerine tweetini silip hesabını kapattı, ihraç istemiyle hakkında soruşturma başlatıldı. Savunmasında şehidimizin kim olduğunu bilmediğini iddia etmiş. Ancak Semih Terzi'yi ismen bilip kahraman olarak yansıtacak kadar biliyormuş. Tokat gibi vatansever bir ilde böyle bir il başkan yardımcısı bulmayı İyi Parti nasıl başarmış diye düşünüyor insan. Yetmedi bir skandal çıkışta İyi Parti Biricik Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses'ten geldi. Gürses önce 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yapılacak 15 Temmuz anmasını iptal etmek istedi. Talebi reddeden komisyon üyelerini ise ileride hükümet değişirse orada fotoğraf çektirenler yargılanır diyerek tehdit etti. Bu tehdidi kimin adına yapmıştı sizce? Anma sırasında ise parktaki projektörler çalıştırılmadı ve halk afattan yardım istemek zorunda kaldı. Gürses hakkında İyi Parti'nin açtığı herhangi bir soruşturma ise olmadı. Daha önce de malumunuz İyi Parti'ye geçmeden önce Koray Aydın, Meral Akşener için bütün illerde FETÖ mensuplarının bu tek aday üzerinde birleşmesi, onun miting ve organizasyonlarına katıldığı görülüyor demişti. Yine İYİ Parti kurucularından Ümit Özdağ da İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söylemesi sebebiyle ayrılmak zorunda kalmıştı. Teşhisi yapıp reçeteyi yazacak olanlar İYİ Partililerdir ama FETÖ ağzıyla konuşan bunca insanı hususi araştırıp da mı buluyorlar diye sormamak elde değil. Kıbrıs'ın fondajları ve beton Kıbrıs'ın İngilizlerin elinde olduğu zamanlardı İngiliz yüksek komiseri 82 yıl önce yaptırılan bir binada kalır ve Kıbrıs'ın işlerine hükmederdi. Zaman içinde Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na evrildi. Saray dediysek lafın girişi. Toplamda 6 odası olan bir binada Cumhurbaşkanı, Özel Kalem Müdürü, Sekreterya, Basın İşleri ve diğerleri iş yapmaya çalışıyorlar. Tabi alan yetmeyince de ek olarak prefabrik birkaç yapı yapılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mücadele tarihine layık, İngiliz kalıntısı olmayan, Kıbrıs Türk'ünün seçtiği en üst makamı temsile yakışan ve elbette devlet işlerini yürütmek için yeterli alanı da sağlayan Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı Külliyesi müjdesini bu sebeple vermişti. Üstelik bu komplekse ayrılan alanın büyük kısmını da yanı başında halkın kullanımına sunulacak millet bahçesi oluşturacaktı. Projenin büyük çoğunluğu gölgelik ağaçlarla bezeli yeşil bir alan olacaktı. Buna rağmen bina ve beton kelimeleriyle zihinleri bulandırma çalışması başlatıldı. Türkiye'dekileri aratmayan Kıbrıs'ın AB fonlu medyası AB'nin hoşuna gitmeyen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız devlet oluşunun altını çizen bu projeyi aşağılamak için kolları sıvadı. Gerçi şaşırmamak lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti su sıkıntısı çekmesin diye denizin altından borularla adaya su taşıma projesini bile adanın florasını bozacaklar, bizi Türkiye'ye bağımlı yaptılar, rant elde edecekler diye karalamaya çalışan bir anlayıştan söz ediyoruz. Bugün hepsi kesintisiz su altyapısının keyfini çıkaran bu kalemlerin herhangi birinden yanıldıklarını veya iyi bir iş yapıldığını duyamazsınız. Cumhurbaşkanlığı külliyesi bittiğinde ve Kıbrıs Türklerinin egemen bir devlete sahip oluşunu en güzel şekilde simgelediğinde de duyamayacaksınız. Fonları sağ olsun. Hilal Kaplan